Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Neredeyiz? Yürüyüşte. Tabi sahildeki gibi değil. Yarım saattir yürüyorum. Ama birazcık bulutlu gibi git. Bundan da mis gibi sıcacık ekmek kokuları var. Tabi sahilde deniz havası, ah oh, dağ havası farklı. Evet, şimdi ne yaptık? Şöyle parka geldik. Benim ev biraz daha yaylı. Bir yarım saatte kadar spor aletlerini de oynatacağım. Hayır, sulamışlar da çimler de ıslak mı ki? Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız gördüğünüz gibi kargalarla spor yapacağım. Kargalar görüyorsunuz mu? Şöyle bakın nasıl uçarlar. Bu da parçalar kız bunlar. Evet, hanginden bak. Anam oturacağım da kız bu çiğ mi? Buna oturamam. Artık en son giderken nasıl olsa ıslansa da evde en iyisi şunda. Neyse, eve gidince de günaydınlaşırız. Hal hatırı sorarız. Şöyle bir bitireyim sporumu. Doğru evimize. Şimdi içeriye girdik. Terledim. Hemen kahvemi koyayım. Üzerimi değiştireyim. Elimi yıkayayım. Kahvemizi öyle içelim. O kendisi kaynarken ben de üstümü değiştireyim, oturalım hep beraber. Oo, şuranın haline bak. Akşamdan bunları ısladım kaynatacağım diye. Masanın üstü kaldı böyle. Sabah giderken tabii ki hemen bitki çayımı içip de gidiyorum. Neyse, bunun düdüğüne basalım. Üstümüzü değişelim. Sabah kahvemizi hep beraber içelim. O zaman... Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Nereden? Mutfağıma hoş geldiniz, evime hoş geldiniz. Sabah erkenden kalkıp gittiğim için zaten bunlar akşamdan topluydu. Günaydın, günlerimiz aydın olsun, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli, dinamik olsun. Evet, kahvemiz atmış hemen. Vallahi oturarak hiç kahve... Saçım da şey, elimi yüzüm ıslandı. Taç kayıyor. Şunlardan 3 tane aldım. Bir tane İsmail'im kalmıştı ya. Dün Belgin'le gittiğimizde nerede bıraktım, nerede ettim hiç bilmiyorum. Bu başımı ağrıtmıyor, hafif. Güzel de topluyor. Saçım ıslak olduğu için kafamdan kaydı o da. Vallahi hiç şimdi ben oturarak yapamayacağız. Oturarak yani kahvemizi içemeyeceğiz. Neden? Çünkü hemen ocağa şunu koyayım. Fasulyemi, önce fasulyemden başlayayım. Biliyorsunuz kısmet olmamıştı. Bunları aldık, Belgin'ime gittim. Nasip olmadı. Hem ortalık toplayayım. Kız öyle, ben ortalık ne yapalım? Oturup da keyifle kahve de içemiyorum ha. Öyle bir durum var. Nasılsınız kızlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir canlarım benim. İyi olmam için hiçbir... Evet, nazmiyeyi de... Ooo, 1 kilo da dünya kadar. Bu bana bu kışlıklar bir sene gider mi? Gelen giden olmaz mı? Sanki. Gibi gibi. Evet, hemen. Aman ben bunu niye boşalttım ya? Onu boşaltacaktım aslında. Neyse, kolayı var. Kuru fasulyeyi buna aktarayım. Bir kere de pişecek bir şey değil bu arkadaşlar. 1 kilo taşırır maşırır, patlar, atlar, çatlar. Beni de patlatır. Onu da şunun içine. Aa, o da şey değilmiş ya. Neyse, suyunu şöyle süzeyim. Dur ya, bir dur Allah aşkına, bir dur.
Yani engelli işler çıkarma başıma. Şu şekil. Hepsini almayacak çünkü. Deliği tıkanır mı kanır. Evde kimse de yok. Sokulamam da. Yarımşar yarımşar haşlayacak. Ben iki parça kemik çıkardım. İki parça kemik çıkardım. Üç parça. Önemli olan kemiğin olması. Et pek yoksa yağlı. Uyar mı? Uyar. Kız bir fırt da kahven soğuruyor. Kahvenden çekleseniz ya. Oh. Yeter, yarımşar kilo, yarımşar kilo. Bunları dediğim gibi şeye koyacağım. Dondurucuya. Ya ikisi de bakliyat mesela. Ben işte bu düdüklüler var ya, eş veriliyordu. Yalnız kapağı bir tanesi normal kapak, ötekisi düdüklü kapağı. İkisini de düdüklü kapağı koysana. İkisini birden ocağa koyayım. Aa, öyle değildi. Neyse şu yarısını da sonra. Neyse koymayacağım bir kilo ya, korkuyorum. Aslında alsa alır belki de, yok boş ver Faize sen. İyice şey yapıp fıs yapıp havalanacağına yarım yarım. Su söyleyecektim ben. Şundan iki tane koysana, biri normal kapak, bir tanesi şey kapak. Neyse buna da şey. Kremi de şey sabah çıkarken sürdüm ellerimi. Mutfağın masasında kaldı. Şimdi de hoppa çıkarken sürdüm. Ufalanıyor çünkü. Hemen ellerime kollarıma yedirdim. Şurada birazcık ufaladım. Gerisini de yürüyüş yaparken ufaladım. Bize laf yetiştirme. Önüne bak da. İkide pişiriyorduk. İşini yap deseniz ya. Bu şimdi bana 1, 2, 6 kere kaynatacağız. Yarımşar kiloda. Onu diyorum. Kuru fasulyeyi ben çok seviyorum. Ha kuru bakla, kuru bakliyat. Mesela nohut da aynı ama ne bileyim, nohut o kadar çok değil de bu kuru fasulyeyi daha çok seviyorum ben. Aslında börülceyi kız düdüklü olmadan da haşlasan bence, yani börülceğin düdüklüye ihtiyacı var mı? Yok. Seni ben başka bir kaba alayım, börülceyi de sana koyayım. Aynen. Böğürleceğini de ben mesela taze böğürleceğinin salatasını seviyorum. Ha daha doğrusu biliyorum, hem onu seviyorum ama ben bunu şu böğürleceğinin salatasını yatılı baktığımda hastam vardı hani, birazcık fenaydı. Onun üst komşusu getirmişti. O kadar hoşuma gitti ki şu kuru böğürleceğimde. Tabii yemeği de olur. Bu şekilde salatasını da yaparım. Bayılmıştım. Ben tazeninkini biliyorum. Orada yemiştim. Ama yaptım mı derseniz yapmadım. İçine ne giriyor? Bir sürü şey giriyor. Ha benimkilerden farksız bir şey yok. Seni de iki kere de yapalım. Hadi bismillah. Senin kapağın doğdu. Yeter, buna gerek yok. Hadi barbunyaya tamam da, bunu da bu şekilde canım kes, çabuk bitsin. Bunun kapağı da orada. İşte bunlar böyle ikili satılıyordu. Tek değil. Ama kapak
şanslar maalesef böyle. Aa. Biraz daha geç olsun da sucuğu öyle arayayım. Su isteyeyim. Evet efendim, tamamdır. Şimdi kahvemizi su şeylerine. Kremi. Bu da biliyorsunuz Belgin'den aldım. Bir deneyeceğim. Bambi'yi biliyorum zaten. Ay, elimi tıraşlayacaktım. Bambi tıraşlamak için. Şurası inşallah güzeldir. Kaç tane bende varsa, geçen dedim bir şey karalahan almıştım ya. Onu tıraşladım ben de. Bol böyle sarımsaklı. İnce tıraşlamak daha güzel oluyor da. Zor tıraşladım bunlarla. Bir de bunu denerim bakalım. Ben zincirinden almıştım. Bir saat sonra kahvaltımızı yapacağız tabii ki. Hep beraber. Ama önce ben kahvemi bir deneyeyim. Kahvemizi içerken şöyle sağ solu bir toparlayayım. Evet, kahvaltımıza geçelim. Her yerimiz darmadağın. Düklüğün altını kapattım, 15 dakika tuttum. Fasulyeyi ıslamıştım. Ama börülcemizi değiştirdim. 15-20 dakikada da pişti kız. Düdüklüsüz baksana. Soğusun. Buzdolabı poşetlerine doğru şeye. İkinci postasını da koydum şeyi. Barbunya'yı da koymayacağım düdüklüye. O da çabuk haşlanıyor. Onu da normal haşlayacağım. Bir fasulyem kaldı. Kahvaltımı yapayım bir dur. Kahvaltı zamanımız geldi. Bu arada nevresimlerimi çıkardım. Bazayın altından. Onları değiştireyim. Bugün işim çok. Bugün hep peynirim neredesin? Peynirim. Azıcık ağlıydım yine evde kalmayacağım diye. Nereye? Kız tartayım da pilini değiştirdi. İnanın bana pilini değiştirdiğim halde gene de bir taklık yaptı. Bilmiyorum. Büyük ihtimalle yarın Belgin gelme ihtimali var. Bir aksilik bir şey çıkmazsa. Bir de ona değiştireceğim. Şunu piline bak. Değiştirdim. Gene dedim tartılayım. Dedim şimdi seninle uğraşamayacağım. Tartıya. Dedim bugün işim çok. Daha çamaşır atacağım. Kahvaltını yapayım. Şunları hazırlayayım. Vallahi bugün iş çok. Şöyle azıcık da peynir. Şimdi ben bunu... Çok mu oldu o peynir kız? Biliyorsunuz benim peynircim var. Oraya gidip bunları toptan yerlerinden alıp küçük küçük kendime yiyecek kadar dondurucuya koyuyordum. İşte ona bir zamanım olmadı. Aslında süt alacağım artık, dediğim gibi yoğurt. Sütü içmeyi gece kalktığım zaman içmeyi seviyorum. Süt alacağım. Yapacağım da taşıması. Akşamdan dolabın içine çıkardığım, dedim ya, 3-4 tane kemik. Et önemli değil, benim sevdiğim yağları önemli. Ama fasulyelerimiz haşlandıktan sonra yumurtamızı da soyalım. Kahvaltımı yapayım. O zamana kadar düdüklüyü kapattım. Altı soğur, onu açayım. Fasulyeyi çıkarayım, süzeyim, ötekini koyayım. Sonra yemeğimizi biraz zaman alacak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne yapalım? Bugün dediğim gibi işlerim çok. Ne yapacaktım? Peki yukarıda mısın? Yapma, etme, eyleme canım. Birazcık karabiber.
Ben bir de bunun üstüne şey koy döküyorum. Ketçup değil. Zeytinyağı, kekik. Kahvaltıda güzel oluyor ki. Ha buradaymış kekiğim de. Onlar da asılmadı kaldı yerde. Birazcık da biber. Orada yok, burada var. Çok az bir şey de ekmek. İşte çok az bir şey de ekmek diyorum. Frenlemeye çalışıyorum ama az yapacağım. Yağ da döküyor muyum? Onu da böyle ekmekle sıyırmadan olmuyor işte. Ondan sonra ipin ucunu kaçırıyorsun. İpin ucu gidiyor. Ben şey alacağım, yağ alacaktım tabii ki ücretiyle. Ya bazı şeyler tabii ücretli oluyor, bazı şeyler olmuyor. Orada bir sürü arkadaş demiş, gerçi benim adıma cevap veren arkadaşlar da olmuş. Ben birçok kere her videomda da söyledim. Neyse sizleri kurşuma alayım da öyle dur. Ekmeğimi de alayım, öyle devam edeyim. Hadi hep beraber afiyet olsun. Ben hem sucuğu arayacağım. Buyurun afiyet olsun. Nerede kalmıştı? Tuz ekmeğim. Zeytinyağdan açıldı da. Tabii ki dedim ücretliye. Bazı arkadaşlar diyor. Benim adıma cevap veren arkadaşlarım da var. Teşekkür ederim. Hoppa! Aklıma da geldi ya. Neyse ocak silinecekti. Azıcık aralasam da taştı gene ya. Neyse sağlık olsun. Aklımı aldın sen de. Tabii ki ücretini veriyorum. Niye vermeyeyim? Para eş dosttan kazanılır. Ha bu demek değildir. Yani iletişimimiz farklı. O bizim onlarla bizim aramızda. Şerifeciğim de benim aramda olan bir şey. Şunun kefini alayım ben. Dur bir de zeytin alayım da öyle gideyim. Almazlar. Daha düşüğünü alırlar. Yanımda tabii ki biri olduğu zaman. Ha şöyle bir şey olur. Tek gittiğim zaman ya almazlar ya daha düşüğünü alırlar. Ya onlarla Şerifeciğimle bizim aramızda olan bir şey. Ama hiç vermiyorum diye bir şey de yok arkadaşlar. Dediğim gibi eş dosttan para kazanılıyor. Tek gittiğim zaman almadığı zaman da oldu mesela. Ya bizim alışverişimiz farklı. Anlaşıyoruz biz. İşte birçok yazan arkadaş var. Tabii içeriğini bilmediği için. Orada çalıştığımız sanan arkadaşlar var. Yok canım. Daha neler. Arkadaşlar yakından size göstereyim. Bu ne? Domates kurusu. Bak bunu ben Belgin'den aldım.
Nasıl doğranmış arkadaşlar? Ve kendim kekikledim, baharatladım. Doğranış şekline bir bakın. Bunu her şekilde doğrayabilirsin. Ben asla ve asla yanlış demiyorum. Ben kendi o domatesleri yaparken kendi doğrultumu, kendi gördüğümü, ben bunu ilk defa almıyorum. Ben bunu alıp kullanıyorum, çok seviyorum. Ha dedim ama kendim yapmaya çalıştım. Burası nemli olduğu için üzgünüm. Maalesef olmadı, yapamadık. Ama doğranış şeklini ben bu şekilde hep sürekli aldım. Bu şekilde bildiğim için. Ha demiyorum ki öteki şekilde doğranmıyor diye. Herkesin farklı şeyi vardır yani. Ama ben o şekilde hiç görmedim. Kesinlikle. Benim doğradığım şekilde de yorum yapan canlarım, arkadaşlarım, onlar da onu görmemiştir. Normaldir. Bazı bir konularda kesinlikle inatlaşmıyorum. Ben o zaman da böyle doğranmaz demedim. Ben bu şekilde gördüm, bunu biliyorum. Ve nitekim de bunu esas domates kurutan yerden, memleketten gelen bir şey bu. Domatesimiz bu. Başka ekmek almayacağım. Ekmeksiz yemeğe bakayım. Şerifeciğim arıyor. Alo. Günaydın. Günaydın. Gittin mi yürüyüşe kız? Açardın. Gideydim be gülüm. Ben gittim. Sabah saat benim de 7'de çıktım. Hemen hemen bir saate geçik biraz yürüdüm. Ondan sonra parkta belediyenin koyduğu aletlerde de bir 20 dakika oyalandım. Ondan sonra eve geldim. Şimdi kahvaltı yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Yeni mi kalktın? Evet. Kuru fasulyemizi kahvaltım. Şerife ile uzun uzun konuştuk telefonda. Kahvaltım bile çoktan bitti. Biliyorsunuz Şerife ile telefonda bayağı hep uzun konuşmalarımız oluyor. Abo! Elim yandı. O da sulanacak, o da pişmiyor. Onu süzüp şimdi barbunyayı, bunu da son fasulyeyi koyalım. O da şeyden, az olan konuşuyor işte. Benim bahsettiğim şeylerden o da şikayetçi, benzer bölümler. Yazmışlar diyor, bir sürü diyor. Bedava mı kalıyor, şöyle mi kalıyor, böyle mi kalıyor? Onları konuştuk. Şerifeciğim dedim, ben kendimi biliyorum, sen kendini biliyorsun. Gerisine hiç kulak asmıyorum dedim. Bizlerin birbirimizi biliyor muyuz? Biliyoruz. Onların bulduğu sayfasına da yazan arkadaşlar olmuş. Ama dediğim gibi ben kendimi biliyorum. Allah'ım şükür. Gerisi hiç önemli değil. Millet arasını atacağını ne diyeceğini şaşırdım. Oh, fasulyelerim de tamam. Şimdi son posta, bunu da hemen haşlayalım.
soğuduktan sonra doğru poşetlere. Ama birazını ayırdım. Böyle kendimi fasulye yapacağım. Bu akşam öğlen yemem herhalde. Öğlen ne yapıyorum? Zaten yemekle pek aram yoktu. Abur cubur. Şunu yaptım demiştim ya. Şöyle kapağını kaldırayım. Hani ondan geliş gidiş bir iki atıştırıyorum. Öyle bastırıyorum kendimi. Sen değil. Mama, ocak kaçtı, şuna bak. Bismillah. 2'de mi? 2'de. Sen de soğu bakalım. Şöyle dökelim. Şimdi bir öncemizi alacağız. Bunu da ben süzdükten sonra gideyim şu çarşaflarımı bir an önce değiştirip makineye atayım. Gel bakalım, gel. Dedik ya bugün işimiz çok diye. Ah. Herkesin derdi şey olsun. Konuşmak olsun, boş ver. Rabbim hiç kimseye başka elem keder vermesin. Önemli olan o. Ay takma kafana Şerifem, takma. Ben takmıyorum hayatım, boş ver. Sen de hiç orala olma. Havamız kapalı gene. Tam benim istediğim hava. Şimdi bu kabarık yastıklar var. Yünlerde ne oluyordu? Aç içine tit 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 içine doldur. Böyle sıvazla, pof pofla. Bakalım yorganlar ne zaman başlayacak? Ben kolay kolay herhalde pek yorgan çıkarılmıyor bilmiyorum da. Bakacağız durumlara. Hoppa. Battaniye de yeter aslında bana. Nevresime geçirdim. Fazla sıcağı sevmiyorum ya. Şu da içimi açıyor. Cıvıl cıvıl rengarenk. Gel bakalım gel. Gel bakalım, gel. Evet. Şimdi nevresimizi gerelim. Hemen makinemi çalıştırayım. Takma. Bana öyle diyor arkadaşlar. Takma kafana tokadan bir şey. Başka bir şey takmıyorum zaten. Takmaya da niyetim yok. Bazen doluyoruz herhalde. Dolum noktası taşıyor. Ayda yılda bir. O zaman bir patlıyoruz. Vallahi ben her zaman söylediğim şu laf vardır hayatım.
benim hakkımda kim ne düşünüyorsa Rabbim, yüzü güzel Rabbim, bin katını ver. Sadece bunu söylüyorum. Başka hiçbir şey değil. Yani artık bu karşımdaki kişinin benim hakkında düşündükleri kendisi alacak. Hangisini isterse. Yüce Rabbim, sen benim gönlümü biliyorsun. Benim hakkımda kim ne düşünüyorsa Rabbim bin katını ver, gani gani. Evet, kişi kendinden bilir işi. Takma şerifem kafana. Abo, şerifecimle ondan konuştuk bayağı bir saati geçti. Takılma hayatım. İşte Fayza, ya takma gülüm dedim, ben takmıyorum, boş ver. Kişi, ben kendimi nasıl biliyorsam karşımdakine öyle yaklaşıyorum. Öyle davranıyorum. Yani dediğim gibi kişiyi kendinden bilirmiş işi diyelim. Doğru mutfağıma geçeyim. Masamın üstüne bunları poşetleyeceğim. Canlarım benim. Birazcık daha soğusunlar. Son posta kaldı. Şöyle alayım sizi de. Şunu da 15 dakika sonra indireceğim. Son bir posta kaldı. Barbunyamız. Bazıları soğudu da hepsi dedim soğusun. Öyle poşetleyeyim. Şimdi dondurucuda, frijde de yer açacağız. Bu arada hemen ben de ne yapayım? Düdük kapağı boşaldı. Hemen kuru fasulyemi nasıl olsa haşlandı. Soğanı da güzelce doğrayalım. Kavurup o nihayet bayağıdır dediğim gibi neden de mükemmel edeceğimi istiyordu beni. Her şey nasip kısmet. Her şey istediğimiz zaman maalesef olmuyor. Ne zaman nasipse o zaman. Daha attım. Şimdi yemeğimi de kuru fasulyemi de pişireyim. Mutfak kapısı benim hiç kapanmadığında oradan ister istemez geliyor. Yeşillik olunca sinek, ben de sinir oluyor. Yağımı çok az bir şey koydum arkadaşlar ben. Nedeni gördüğünüz gibi benim su içine koydum. Etlerim şöyle yağlı. Zaten sırf onun yağı için. Kuru fasulye de çok güzel olur. Pişirdikten sonra hemen makinemi, bulaşık makinesini de çalıştırıp temizliğe, nereye? Temizliğe fırını sileceğim. Makine çalışınca makinenin kapalarını da atayım da mutfağı temizleyeceğim. İçim de rahat etmiyor. Bakacağım hani oldu soğumuyor ya. Hemen başlayayım poşetlemeyi onu da. Tamam. Bunu da yemeği de seviyorum ya, dediğim gibi salatasını artık öyle dolaba koyacağım, geliş gidiş. Ağzıma atıp yerim. Kepçeyle koysam olur, nasıl orada kevgire baktım, kevgirle mi koysam? Yani kevgir dedim, pilav şeyi. Her zaman gelir, girer şirinlik. Geri gelince iki poşet. Bir tane daha koyayım, bir üç kepçe olsun. Salatasını seviyorum çünkü. Hayır.
yumuşak geçecek. Şaka maka bayağı saatte geç oldu ha. Bunlarla uğraşırken çamaşırı serdi posta. Onu yap, bunu yap. Zaman hemen geçiyor. Bu kadar mıymış kız? Bak, haşlanınca da gözüme az. Ya! Evet, daha orada var. Doğru, orada da var daha. Şimdi dondurucuya nasıl koyacağız bunları? Onu bilmiyorum. Büyükte bir kasabını arayacağım. Bir şeyler yaptık, öyle tahmin ediyorum. Ben şeydeyken, Adrasan'dayken dönüp arayamadım. Biliyorsunuz Gümrük'teki benim kasabımı. Salçamızı koyalım. Bana sürekli resimler atıyor. O zaten WhatsApp'ta müşterilerine gönderiyor. Anne gönderiyordu. Köy tavuğu. İsteyenler için, sucuk yaptığı zaman sucuk isteyenler için yani WhatsApp'tan fotoğrafları gönderiyorum. Tuzumu da atayım şöyle. Evet. Ama şimdi baktım bundan bir ay öncesi çalışacak elemanı sigortalığa 2 mi koydum, 3 mü koydum? 3 koymuşum belli. Sigorta, SSK bilmem ne, yeni farklı bir iş yerimi açtılar. Bir bilgim yok, arayamadım, konuşamadım. Ve şimdi yemek de yapıyorlar herhalde. Vallahi ben öyle anladım, bana öyle geldi. Hemen şöyle etlerimi atayım, biraz bunları da çevireyim. Suyumu koyayım. Etlerimizin pişmesini bekleyeceğim. Fasulyemiz pişip ocağımızı açtıktan sonra. İncik pişirme pişirme bilmiyorum yazmış. Bir arayacağım şimdi gene geldi. Hani böyle yemek memek türü şeyler de dikkatimi çekti. Bu da bir kekçe çıkar. Herhalde yemekle ilgili bir şey mi yapıyorlar? Yani kesin öyle bir şey bu kasabın haricinde. 3 torba. İşte buradan çıksa şimdi bazı arkadaşlar diyecek. Neden hepsini başladı? Ya öyle benim... Bunu bak biraz değil de... Yani beni haşlamaktansa haşlayayım, dondurucuya koyayım dedim. Ne yapacağım, bakalım ne yaptı, ne etti, bir arayayım. Ablam gönderip duruyorum, hayırdır diyeceğim, bir şeyler mi açtı, ne yaptı? Öyle gözüme az geliyor, böyle haşlıyorum az geliyor. Poşet büyük olduğundan mıdır, nedir? Tek kişi için kendime az geliyor. Fasulye, nohut. Fasulyeyle şey kaldı. Ne nohutu ya? Barbunya. Barbunya'yı da kapatalım ondan sonra. Şöyle dökelim. Yok ya, bunu koymayacağım ben. Bu dursun, onu koymayacağım. Onu ne yapacağım? Bunun dolapta dursun, bir şey olmaz. Yarın öbür gün salatasını yapacağım. Aynen. O dursun. Evet. Bunu tuzun artık hafif çevirdiği suyumuzu ilave edelim. Düdüklümüzün kapağını kapatalım, etimiz iyice pişsin. Düdüklümüzü açtıktan sonra
Fasulyemizi atacağız. Fasulyemizi de 5 dakika kaynayınca yemeğimiz hazır. Oh. Ondan sonra kemiği sıyıra sıyıra suyuna bandıra bandıra ye. Bandıra bandıra ye beni. Bismillahirrahmanirrahim. Bak böyle yaparsan küser. Her zaman kapatırken bunu zorlanıyorum ve kapadım. İkide mi? İkide. Altını açalım kaynarken kısarız. Evet. 15 dakika kaynasa yeter. Topla topla bitmiyor. Evde olmayınca suyum da geldi. Gerçi hepsini poşetledim, kaldırdım. Şunları doldurdum. Artık bunlar burada duracak. Böyle daha güzel durdu değil mi? Evet, düdüklerimizi açalım. Ayol bırak şimdi etin pişmesini. Neredeyse kemik ayrılacakmış. Tuz az geldi. Ben biliyordum da. İşte hadi dedim. Evet. Tabii biraz soğutmuştuk. Şöyle fasulyemizi de koyalım. Bir tabaklık. Suyuyla, bu suyuyla bana iki tabaklık. Acıktım da. Ha şaka maka. Hemen bunun yanına ne yapalım? Yanına ne gider? Yanına pilav gider de ben hepsini tüketemem. Ama kırmızı lahanam var dedim. Doğramıştım. Onun etrafına şöyle güzelce ay acıktım da dedim. Turşu çıkarayım. Oturalım hep beraber yiyelim. Daha toplanacak bir sürü şey var. Anca şeyleri, fasulyeleri, şeyleri dolaba koyuyorum. Buzluğa koyunca onların kapkacağı büyük olduğu için bunlar tabii ki şeye, makineye girmeyen anlamı yok. Karnımı doyurayım, onları ondan sonra elimde yıkacağım. Çatal almadım yine. Hadi buyurun arkadaşlar. Sıcak ama üfürüldüğe üfürüldüğe yiyeceğiz artık. Makine ikinci postayı sıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kuru fasulyemsi var mı? Bu arada az önce şeyle Belgin'le konuştum. Ne yapıyorsun anne diyor, ne yapıyorsun kızım dedim. Dedim mi hem baharatlıkları doldurdum dedim. Su olsun şurada. Bir engel muayene çıkmazsa yarın bana gelecek. Dedim çocuklar okula gidiyor. Gel dedim akşamlarız kahvaltıya gel dedim.
Olur dedim. Dedim yürüyüşe çıkmam. Geldiğinde kahvaltı hazır olur çünkü. Dedim sabah yine haberleşiriz anne dedi. Yok sen yürüyüşüne çıkma pes ederim mi? Akşam çıkarım dedim. İlla sabah çıkmak şart değil. Akşam çıkarım kızım dedim. Sabah büyük olacak. O geleseye kadar ben yürüyüşümü yapar gelirim de. Paşamızla ilgileniriz. Kahvaltı sofra hazır olsun. O buraya geldiğinde kahvaltı hazırlamayayım dedim. Akşam çıkıveririm. Ne yapsam? Hakan'ıma kesin bir kere tarhana çorbasını yapacağım. Çok seviyor çünkü Şerife'den aldım tarhananı. Belki de sorarım ne istiyorsun diye. O da hiç gündüz yemek yemiyor. Benim gibi sabah yedim hep, akşama ya da ikindiye. O geldiğinde soralım artık. Çorbamızı yaparız da. Balkona yatacağım. Dedim mi? Etini bırak kemiği bile erimiş. Evet arkadaşlar. Beraber birbirimizin sonuna daha geldik. Yani bu ne demek? Bir videomuzun sonuna daha geldik. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğimiz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu oh öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.